Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'de çok tartışılan ya da böyle birilerine küçümsemek için fikirlerini de söylenen sözler var. Hani ne derler? İşte yandaş medya, yandaş yazar, fondaş yazar, şu birine yakın göstermek için bu nevi ifadeler kullanılır. Son zamanlarda da buna benzer bir şey çıktı. Hani Fundaş tarihçilik mi diyeyim, yandaş tarihçilik mi diyeyim bir şeyler çıktı. Yani Fatih Altaylı'nın riyasetinde, yönetiminde bakıyorum tarih programları yerine göre yapılıyor. Belki kültürel, belki tarih, yarı farklı tam da bilemiyorum ama genelde tarih konuşuluyor. Çünkü orada dünyaca meşhur, ünlü bir tarihçimiz var İlber Bey. Fakat yanında da Celal Şöngör var. Tarihle hiç alakası olmayıp da sık sık tarihe bulaşan, tarihe atıf yapan, tarih hakkında değerlendirme yapan. Fakat işin temelinde bu olunca ortaya bir palyoço tiyatrosu gibi bir şey çıkıyor. <laughs> Affedersiniz. Yani işin ön tarafında o olunca fikirleri o ortaya atınca önce iş e, neye dönüyor? Palyoço tiyatrosuna dönüyor. Şimdi geçen yine işte altıncı program falan dediler. Demek ki bayağı yapıyorlar bu tiyatroyu. Epeydir kuruyorlar. Orada konuşuyor. Tabii sık sık da Osmanlı'ya vurmasıyla meşhurdur bu. Bir yönle Osmanlı'ya çatmayı en büyük marifet zanneder. Dikilmeyi bilmiyorlar. Çünkü peki Celal Oğuzlar kim? Oğuzlar Türklerin bir boyu. Bir sürü boyu var. Uydur. İşte Anadolu'ya dokuz... gelenler sadece Oğuzlar mı? Büyük ölçüde. büyük ölçüde, büyük ölçüde Oğuzlar. Büyük ölçüde. Ama mesela Osmanlılar, efendim biz kayıp boyundan diyorlar. Bu, bu yanlış. Böyle bir şey yok. Bu sonradan uydurulmuş. Evet. Bütün boyun, bu uydurmadır. Uydur yani. yani. Bütün Anladın? dünyada öyledir. Şimdi bakıyorsun yani bizim televizyon uydurması. dizilerimizde, malum, efendim kayıp boyun, bayrağı var, ırtı var, sırtı var. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın Osmanlı'nın ilk dönemleri hakkında yazılı hiçbir şey yok. Birkaç Bizans kaynağı dışında. Ve ilk adam gibi tarihleri e, yanılmıyorsam neydi o bilmem ne oğlu? Efendim işte ilk söyleniyormuş gibi Osmanlı zaten kayıdan değil hemen. Şimdi bunu ortaya atıyor. Bu sanki yüzde yüz böyle kesinleşmiş belgeleri ortaya konulmuş mutlak bir gerçekmiş gibi ortaya atıyor Osmanlı kayıdan değil zaten. <laughs> Oradaki var dünyaca meşhur tarihçimiz. Şimdi o ilbe e, Celal Şengür'ün yanında hep aynı numarayı çeker. Yani Osmanlı kayıdan mı değil mi tartışmasına girmez. Ne der peki? Ya bütün boylar sahtedir zaten. Bütün boylar uydurmadır. <laughs> Hadi buyurun şimdi. Şimdi bu cevap mı oldu? Bütün boylar uydurmadır. Biraz daha ileri gidiyor şimdi hani ne olur ne olmaz ya Türklere mi böyle? Dünyada da böyledir. Bütün boylar uydurmadır. Allah Allah. Demek ki bütün Türk boyları hepsi uydurma. O zaman sülaleler de uydurma bugün. Her şey uydurma. Yani uydurma üzerinde bir dünya var. Allah Allah. Bütün dünyada da bu böyle. Bütün Türkiye'de de ya bunun şimdi inanılacak bir yeri var mı? Şimdi burada dün olsa AK Parti belediyelerinde konuşurken nasıl neler konuşur bilemem. Demek ki fondaş tarihçilik değişiyor, değiştiriyor. Başka bir yerde de böyle laflar ortaya atıyor. E karşıda da öyle bir kitle var ki alkış. <laughs> alkış üstüne alkış tutuyor. Daha ağızdan laf çıkmadan alkışa başlıyorlar. Herhalde nerede ne söyleyeceğini iyi biliyorlar sevgili dostlar. Şimdi bunun yanlış olduğunu bir tweet atıyorsun. Altına aman Allah'ım nasıl bölünüyor ya karpuz gibi bu şeyler. İnsanlar biliyor, bilmiyor, yüzde yüz biliyormuş gibi. Sanki her biri yüz profesör gibi ahkem kesiyor. Halil Nalcık böyle dedi. İşte Fuat Köprülü şöyle dedi. Falanca böyle dedi. Filanca şöyle söyledi. Kardeşim falanca filanca öteki beriki herkes her şeyi söyleyebilir. Falanca söyledi diye doğru olmaz. Filanca söyledi diye doğru olmaz. İlim aleminde bir şeyin kabullenilmesinin doğrulanmasının mutlaka bir takım neleri var? Prensipleri var. Öyle kolay değil. Birdenbire ben bunu söyledim, ben bunu ortaya attım. Öyleyse bu doğru. İlimde böyle bir şey yok. Bunlar çok tartışıldı. Osmanlı ile ilgili çok fikirler ortaya atıldı. Osmanlı'ya Moğol mu demediler? Osmanlı'ya Seyit mi demediler? Osmanlı'ya falan kabile mi demediler? Falan kabile mi demediler? Çok şey dediler. Fakat bu söylenenlerin hepsi bir iki de kaldı. Bir de kabulleniş ve bütün ilim erbabının üzerinde ittifak ettiği bir mevzu vardır. Mesela Osman'ın, Osmanlı'nın Uğuzlardan mı olduğu çok tartışıldı. Bunu ortaya atan gitti, Polvitek'ti. Ve buna karşı bizim tarihçilerimiz o kadar cevaplar verdiler ki adam Şamaroğlan'ına döndü. Ve hiç kimse Polvitek'in o iddialarını bir daha gündeme getirmedi. Gündeme getiremedi. Peki Polvitekin bir iddiası daha vardı. Kayıdan değil Osmanlı. Buna bazıları bizde de katıldı. Ama zaman içerisinde Fuat Köprülü gibi çoğu da bundan vazgeçti. Baktılar ki bu da doğru değil. Yani Osmanlı'nın kayı boyu olduğu meselesi tamamen ortada duruyor. O zaman çokları Polvitekin o fikrine bir zaman destek verseler bile döndüler. Son senelerde birden Halil İnalcık böyle bir iddiayı tekrar ortaya attı. Ama Halil İnalcık kendisine yapılan bütün davetleri reddetti. Hiç kimsenin karşısına çıkamadı. Bilecik'te ulusal bütün yeni çağ tarihçilerinin toplandığı bir sempozyum yapıldı. Halil İnalcık kaçtı, gelemedi. Halil İnalcık bizim televizyonlarda, gazetelerde ve kitaplarda söylemiş olduğumuz kendisini yıkan işte düşüncelerini öteleyen, reddeden, çürüten fikirlerimize tek bir cevap veremedi. Halil İnalcık basın önünde bir iddia ortaya attı veya bir zaman bundan 100 sene önce atılan bir iddiayı bir kez daha söyledi ve kaçtı gitti. Şimdi bazıları bir kısım iddialar ortaya atıyorlar. Sevgili dostlar, neymiş Bakın aradan 500 sene geçiyor tarihimizden. 500 sene geçiyor. Diyorlar ki efendim Osmanlı Timur karşısında güçlü bir beylik göstermek, güçlü bir hanedan mensubiyeti hissetmek istedi. Ve tarihçilerine biz kaydanız diye yazdırdı. Böylece meşru meşruiyetini sağlama almak istedi. Bir güç kazanmak istedi. Nedir bu? Aradan 500 sene geçmiş bir kısım tarihçilerin varsayımları, düşünceleri. Düşünebilirsin. Şimdi Faraz'a Selçuklu'yu konuşuyoruz. Celal Şengör misali. Ben diyorum ki Selçuklu kınık boyundan değildir. Attım şimdi. <laughs> Yanımda da birisi diyor. Zaten bütün boylar uydurmadır. E hadi. Peki nereden? E Selçuklu bak Gazneli'ye karşı kendini bir boy bulmak istedi. Ee. Ne dedi? Ben kınığım dedi. Uzun asan bayındıran boyundan değildir. Yanımda da biri. Zaten bütün boylar uydurmadır. E peşinden de varsayın. Osmanlılara karşı güçlü durmak istediler. Kendilerine bir boy buldular. Ya bunların hepsi atmasyon. Bunların ortaya ayağa yere değmiyor. Şunu konuşan insanların tarihçiliğin metodolojisinden tesi yok. Böyle bir şey yok. Bunu sen uydurmuş olursun, atmış olursun ortaya. Delillendir bunu. Buna bana bir delil göster. Bir delil ver bana bunu. Hadi göster. Gösteremezsin. E peki Oğuzlara gittiğim zaman ben şimdi geriye gidiyorum. Yazıcı Zade'yi gösteriyorum. Ahmedi'yi gösteriyorum. Aşık Paşa Zade'yi gösteriyorum. Ruhi Çelebi'yi gösteriyorum. behçet gösteriyorum. Ya gösteriyorum da gösteriyorum kardeşim. Peki hocam kayı boyu e ona da gösteriyorum. Neşri'yi gösteriyorum. Kemal gösteriyorum. Şükrullah'ı gösteriyorum. E başka işte behçet gösteriyorum. İdris-i gösteriyorum. E peki yakına gelelim. Ünlü tarihçilerimiz. Yani şimdi herkes mi katılmadı bu fikirlere? Hayır. Kim? Al buyur. Uzun çarşılıyı gösteriyorum. Şahabettin Tekin Dağı gösteriyorum. Bugün Türkiye'de yeni çağ üzerinde çalışanların yüzde doksanı Osmanlı kayı boyundan diye yazar. Yüzde doksanı bana bir isim gösterme. Bir isim gösterme. Bu konuda araştırma yapanların yüzde doksanı, yüzde Osmanlı Oğuz der. Yüzde doksanı da Osmanlı kayı boyu der. Diğerleri de yüzde bir birleşmez. Her biri farklı bir şey söyler. Kendisi söyler, kendisi inanır. Bak dikkat et. Bunun karşısında Osmanlı yıvadır, Osmanlı bayındırdır, Osmanlı beydilidir, Osmanlı kınıktır, Osmanlı salurdur, Osmanlı şudur diye bir ittifak göremezsin. Aa, bunların böyle işte Osmanlı kaynakları şöyle yazılmış. Geç oradan ya beyefendi kaynaklar yazı öyle yazıldıysa ortada neler var vakfiyeler var. Ortada paralar var. Ortada yapılan eserler var. Kayının simgesi var. Kayının damgası var. Her yerde Orhan Bey'den itibaren paralara bakarsın. Kayının damgaları var. Bütün eserlerinde bunları görürsün. Yani sadece kayı veya Oğuz olmasını burada değildir. Burada değildir. Bunlarla ilgili belki kitaplarım, ben okuyacaksınız Osmanlı gerçekleri bir, hepsini değerlendirdim ve hepsine cevaplar verdim. Bakın bakalım benim gibi yazan var mı? Sevgili dostlar tarihe hiçbir zaman yandaş, fondaş, şubu diye bakmadım. Tarihe doğru olarak baktım. Tarih metodolojisi içerisinde baktım. Benim sözlerim çok kimselere ters geldi. Beni seven sevmeyen. Zaman bazen öyle sözlerim dostlarımın da ters gelenler oldu. Benden Osmanlı seyittir demelerin diyenleri de beklediğini biliyorum ben. Ama demedim. Osmanlı Türktür. Türk oğlu Türktür. Osmanlı kayıdır. Osmanlı Oğuz'dur. Ben bunları bütün kaynaklarıyla gösterdim. Bana eser gösterme. Gösterdiği bütün eserleri inceledim. Onların iddialarına her birine cevaplar verdim. Sen beni oku. Şuna buna göre değil, tarihe göre, tarih metodolojisine göre objektif olarak değerlendiriyorum. Senin şu demenle, bu demenle ben değişmiyorum. Burası gerçekten önemlidir ve bunu böyle bilelim, böyle okuyalım sevgili dostlar.